TV Anamur YouTube kanalında 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sefalar verdiniz. Efendim bugün de çok ilginç sorular hazırladık ve bu sorulara da tabii ki ilginç cevaplar alıyoruz. Hep beraber bu cevapları da görelim. Rakı mı vodka mı tercihiniz olurdu? Rakı canım, ne vodkası ya? Peki neden rakı? Vodka ile arasındaki fark var mı sizin için? Çok fark var. Ben vodkayı beğenmiyorum. Rakı diyorum abi. Rakı mı vodka mı? Tabii ki rakı. Neden rakı? Türk'ten rakı içeceksin yani. Biz de Türk'ü de yoruyoruz yani, rakı içeriz. Var mı öyle tüketim alışkanlığınız? Her zaman. Rakı mı vodka mı? Rakı abi. Bizim milli içeceğimiz rakı. Bir günlüğüne Anamur Belediye Başkanı olsaydınız, bu fırsat size verilseydi neler yapmak isterdiniz? Ya bilmiyorum, o konu hakkında hiç düşünmedim. Ya şu anda aklınıza geliyor mu? Bir günlüğüne koltuğa oturdunuz ve belediye başkanısınız. Bu sıfat verildi. Herkese de verilmiyor. Bayanlara öncelik verirdim. Hani tamam, erkekler de var ama bayanların yapamayacağı şeyler yok diye düşünüyorum. Yani bayanlar hep öncelik olmalı bence. Bir günlüğüne diyorum, sadece bir günlüğüne Anamur Belediye Başkanı olsaydınız neler yapmak isterdiniz? Dragon çayının ıslahı, bir de sahil projesi, sahil yolu projesi. Yani kesintisiz yürüme ve araç yolu. Yani ilk aklınıza gelen bunlar. Evet, çünkü kanayan yara, özellikle Dragon çayının çevresi hiç yakışmıyor bize. Ve Anamurlu'nun piknik yapacağı, mangal yapacağı hiçbir yer yok. Dragon çayının kenarı bunun için çok güzel bir yer bence. Bir günlüğüne Anamur Belediye Başkanı oldunuz, koltuğa oturdunuz, belediye başkanısınız. Evet. Peki neler yapmak isterdin? Çok... Ani mi oldu? Ani oldu. Aklınıza gelmiyor hiçbir şey? Yok. Hiçbir şey. Yani yol, su, hiçbir şey gelmiyor mu? Ya şu an aklıma öyle bir anda gelince yani... Bir şey aklıma gelmiyor yani. Bir günlüğüne Anamur Belediye Başkanı olsanız neler yapmak isterdin? Valla çok şey var da ama işte Anamur'un halkı kıymetini bilmez. Ha, ne yapardım? Önce değişik yerlere hayrat çeşmeler koyardım. Ve artı otoparkları çoğaltırdım. En büyük, Anamur'un en büyük sorunu, Türkiye'mizin sorunu da otoparkları çoğaltırdım. Artı yeşil alanları çoğaltırdım. Yeşil alanlarda ailelerin geleceği daha güzel sosyal aktiviteli yerler yapardım. Trump mı, Biden mı? Bilemiyorum. Aklına gelmiyor. Evet. Bilmiyorum ki hangisini söylesin şu an. Aklına geliyor mu bir şey? Trump mı, Biden mı? Tercih hangisi olurdu? Gelmiyor şu anda. Vallahi ben bu şeye karar vermek istemiyorum. Kararsızım. Neden Biden? Bilmiyorum, sadece karar verdim. İkisinin de Allah belasını versin. Niye? İşte ikisi de emperyalist ülkenin taşeronları, başka bir şey değil. Baronların babası Trump da, Biden de. Biden mı Biden mi ne zıkımsa yani. İkisi de şey, kahrolsun emperyalizm. Şeytan olmazsa olmazımız hayatımızda. Yani şeytanın bile yani çok şok olacağı bir olaya tanık oldunuz mu? Yani şeytan bile çok çok şok olmuştur. Yani pes doğrusu şeytanı bile aklına gelmez diyeceğiniz bir olaya tanıklığınız oldu mu? Mutlaka hayatınız içerisinde. Ama aklıma gelmiyor ki şimdi böyle, mutlaka oldu. Olmaz mı? Cin gibi fikirler. Cin gibi şeytani. Şeytani. Çok. Yani bizde şeytanın çok bile yapamayacağı, şaşıracağı. Tabii Anamur burası mesela. Anamur'da çok var. Sen Anamur olarak söylüyorsun değil mi? Ya da yani genel olarak tabii ki. Vallahi aklıma bir şey gelmiyor ama. Şeytanın bile aklına gelmeyeceği yaptığınız bir günah. Şeytan bile çok oldu diyelim. Onu genelde bayanlar yapıyor. Erkekler yapamaz o kadarını. Pabucunu bile ters çevirtebilen kapasite insanlardır bayanlarımız. Bu gerçek ya. Ama o kadar da güzel ve narinlerdir. Şeytan bile şaşırdı diyebileceğiniz bir günahınızı. Benim yok diye düşünüyorum ya. Yok yani. O kadar eminsiniz. Yani öyleyim. Öyle düşünüyorum yani. Herhalde yok. Olsa söylerim. Şeytanın bile aklına gelmeyeceği günahınız varsa ya da tanık olduğunuz, ya şeytanın aklına bile gelmez dediğiniz bir olay var mı? Yok. Yok diyorsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ufak tefek olmuştur ama yani şeytanın aklına gelmeyecek kadar değil yani. Şeytan bile şaşırdı. Pes doğrusu. Valla şeytanı ben şaşırıyorum, o beni değil. Sen. Rakı mı vodka mı abi? Rakı. Rakı mı, vodka mı? Hiçbirisi. Rakı mı, vodka mı? Vodka. Vodka. Niye vodka? Rakıdan ayrı bir özelliği var herhalde senin için. Yo, seçmiyorum öyle. Rakı mı, vodka mı? Hiçbiri. Rakı mı, vodka mı? İkisi de değil. İkisi de tercih etmiyorsun? Evet. Peki, rakı mı, vodka mı?
Ben yeşilayım. Ben hiçbirini kullanmıyorum. Hiçbirisi tüketmiyorsunuz. Evet. Bir günlüğüne Anamur Belediye Başkanı olsaydın neler yapmak isterdin? Yani bir proje falan çizer miydin bir günlüğüne? Ya çizerdim. Ne var? Aklına var mı bir şey? Anamur'da şu anda bir piknik alanımız yok mesela. Çocuklarımıza gideceğimiz yer. Yeşil alanımız yok şu anda. Bir günlüğüne Anamur Belediye Başkanı olsaydın neler yapmak isterdin? Kesinlikle o koltuğa oturmak istemezdim yani. Teşekkür ederim yani. Zor mu olurdu senin için? Yani o koltuğa oturduğun zaman kalkası gelmez insanların. Onun için bir günlük belediye başkanlığı olmaz. Oluyorsan en az bir dönem olman lazım. Tamam mı? Evet. Cevap bu. En az bir dönem yani. 5 yıl oturacaksın. Bir gün oturmayla olur mu? Çocuk muyuz biz? 23 Nisan çocuğu muyuz lan biz? Bir günlüğüne bir Anamur Belediye Başkanı oldunuz. Bu fırsat size verildi. Ne kadar güzel. Peki bir günlüğüne neler yapmak isterdiniz? Sadece belediye başkanı olmakla bir iş becerilmez. Belediye başkanı ekibiyle belediye başkanı olur. Ben tek başıma belediye başkanı olsam hiçbir şey yapamam. Yanımda ekibim olmazsa hiçbir şey yaramaz. O bir gün bile iş yapamazsınız. Ne yapmak isterdim ama öyle bir yetkim olsaydı? Anamur'un suyunu getirmek isterdim ama sanırım Vahap Başkan'ın bununla uğraşıyor. Evet. Kesin değil ama uğraştığını biliyorum. Anamur'un eksik yolları var, onları yapmaya çalışırdım. Sanırım onunla da uğraşıyor. Bisiklet yolu isterdim. Ha bak. Sanırım onunla da ilgili bir çalışma var. Dolayısıyla Vahap Başkan bayağı bir uğraşıyor. Trump mı Biden mı? Biden. Niye Biden? Sebebi vardır mutlaka yani ikisinden birisini seçtiniz çünkü. Artık Trump'tan bıktık çünkü. Yani bıktıklarını düşünüyorum ben bir Türk vatandaşı olarak. O yüzden. Yani değişiklik yanlısı. Yani. İnsanlar biraz rahat etsin. Yani öyle halk rahat etsin istiyorum. Herkes protesto ediyor çünkü o yüzden. Biz kendimize yeteriz. Neden Biden? Trump'ı hiç sevmiyorum çünkü. Joe Biden mı Trump mı? Trump devam. Trump'a devam diyorsun. Aynen. Trump mı Biden mı? Biden. Niye? Çünkü bizim Türkleri pek sevmiyor Trump ondan dolayı. Belki bu sevebilir. Trump mı Biden mı? İkisi de değil ya. Artık gençlere bırakılması lazım ülke yönetimleri. Genel olarak konuşuyorum. Bir tek Amerika için değil yani. Amerika'da dünya yönetiminde oldukça söz sahibi olduğu için yani 70-80 yaşındaki insanlar tarafından bence yönetilmemeli. Bir günlüğüne Anamur Belediye Başkanı oldunuz. Bu güzel sıfat verildi. Neler yapmak isterdin? Yani Anamur'u çok fazla bilmiyorum ama yani bir proje, üretim. AVM falan isterim yani. AVM olsa güzel olurdu. Agora tarzı. Ya bu maddiyatla ilgili. Para olursa her şey yapılır. Para olmazsa yok. Neler yapmak isterdim? Her yeri temizlik yapmak isterdim. İnsanları mutlu etmek için elimden geleni yapardım. Benim için insanlığın sağlığı önemli. Önemli olan sağlık. Temizlik var mı başka proje? Temizlik, insanların mutlu olması, bayanların mutlu olması, bayanlarla iç içe olmasını isterdim. Eşlerin arasını, her şeyi iç içe arkadaş gibi olmak isterdim insanlarla. Etrafı gezmek, dünyayı gezmek isterim. Tebrik ediyorum. Mücadelelerin. Anamur'un en büyük eksiği olan umumi tuvaletleri de çoğaltırdım. Bak Hayrat Çeşmeler 1, umumi tuvaletler 2, otopark 3. Şeytanın bile aklına gelmeyeceği günahınız. Okul lisedeyken bir kızı tuvalette soyup fotoğrafını çekip tehdit etmiştim ama. Sen? İnanmıyor niye? Başka bir şey yok. Bilmiyorum.